Of! Hakkı! Nasıl oluyor da oluyor? Bu para suyun çekiyor oğlum la. Vallahi ben de anlamadım Şenol. Bu sinema bayağı pahalı bir uğraşmış. Acaba diyorum heykel işine mi girsek? Mermerin kilosu kaç lira olmuştu? La bırak şimdi mermeri falan ya. Sen benden habersiz paraları cukkalamıyorsun değil mi la? Karıya kıza yedirmiyorsun değil mi oğlum o paraları? Ya ben karıya kıza o kadar para yedirir miyim Şenol? Bir kere prensip olarak yedirmem. Hele bir de DVD'nin günlük kirası 2,5 lirayken. Oğlum yedirdiysen bir şey demem. Demiyorum, ağzını burnunu kırarım. Bundan sonraki hayatımızda daha dürüst ve birbirimize duyarlı oluruz. Haberin olsun Hakkı. Hiçbir para kalmadı Şenol. Hiç. Hiç. Zaten Münir huzur evinin parasını veriyor. Fakat bizim figüranlara verecek 5 kuruş paramız yok. Biliyorsun canını alıyorlar. E tabii. Ekipmanıydı, şu suydu, bu suydu derken... Ekipman iyi olsun dedik. Verdik bütün parayı ama para suyunu çekti ya. Şu işleri halledene kadar acaba birkaç gün aramı versek ne yapsa Hakkı'la? Tamam. Ama bizim gebeşlere sakın haber verme. Dakikasında satarlar. İtine kırıkları. Doğru söylüyorsun ya. O zaman şey deriz. Dekoru beğenmedik, revizyona gidiyoruz. Birkaç gün repo deriz. Hatta sevinirler la. Aman gözünü seveyim Şenol. Benden habersiz kimseden borç alma. Tövbe. Bitti. Zaten taş taşlar gidik. Verecek bir şeyimiz daha kaldı. O kadar da değil. Tamam, sinemayı seviyoruz ama o kadar da değil. Kıymetliyim. Ben hemen tayfaya haber vereyim bari. Hangisinden başlayayım? Sadi, Celil, Cengiz. Onu ara, herkese haber verir zaten. He, müptezel. Abi bu prematüre ergen bu işleri nasıl hallediyor çözemiyorum, çözmek de istemiyorum ama Salih abi sen niye dahil oldun bu işe ya? Oğlum bu sektör altın çağını yaşıyor. Bir 70 bir 75 arası bir de şimdi. Çok para var. Akıyor Ahmet'im akıyor. Hayvanlık. Sadece dinlemek olur. Su getir bana. Emin edersiniz onu. Onur Bey dedi ya la. Yalnız adamlar bir kavurma yapıyorlar. Yeme de yanında yat yemin ediyorum. Çok güzel ya. Sen bana hareket mi çekiyorsun Cavit? Yok abicim ya, ben bu leziz hareketini unuttum da salladım ama sana mı değdi? Şunu mu arıyorsun? Hah, o abicim ya, teşekkür ediyorum. Ulan elleri hasret, ben akıllı ya. Yalnız gerçekten çok güzel kavurma yapıyorlar. Bak bir gün gelin size de yapsınlar. Burada kalıyor, burada. Bal, bal yemin. Sen ne dedin lan? Ne dedim abicim? Ne dedin, ne dedin? Bal dedim. Ulan o kelimeyi bir daha kullanma, iki gözünü oyarım senin. Lan! Cümle içinde kullanma o kelimeyi. Dinledim seni. Buyurun Onur Bey. Oh, Berdal. Ahmet abi, ben belki bilmiyorum, geliyor senden. O ne lan? Ne işin var senin orada? Abi orada hasta çıkıyor, yardım lazım olur. Seni yazmıyorum, biz yardım edelim, dokunur. Onur, ne dediğini anlamadım ama Allah razı olsun. Lan Murat, sen niye makyaj yaptırdın? La niye olacak oğlum ya? Bununla beni sürekli karıştırıyorlar. Orada boş yere dayak yemeyeyim diye. Bir de beni siz niye uyarmıyorsunuz oğlum ya? Ben niye böyle konuşuyorum ya? Arabistanlı lovruz. O kafandaki ne lan? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorum ki abi ya? Oğlum devam etsene makyaj. Makyaj bitti abicim. Bir de o zaman oğlum. Bitti abi. Bitti yani. Hadi tamam. Kazamız mübarek olsun. Dur. Efendim Şenol Bey. Evet. Yok efendim, ne olur mu? Niye makyaj yaptıralım durduk yere? Yok efendim, kostüm falan da şey yapmıyoruz. Tamam, oldu Şenol Bey. Oldu, görüşürüz. İbnenin içine doğdu demek ki. Hadi, hadi. Ne kadar da tattı, bir o kadar farklı.